Güzellerim benim, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Datça'dan hepinize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada son günümüz. 5 günlük çok güzel bir tatil geçirdik. Dinlendim ve yoruldum. Deniz insanım, deniz insana hem iyi geliyor hem de yorucu oluyor. Ama düğün öncesi de çok iyi oldu. Sizin de güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bakıyorsunuz, güzel görüyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Yorumlarınıza dönemedim. Hakkınızı helal edin. İnşallah şu eve gittiğimde her şey bir düzene girecek arkadaşlarım. Zaten tatilde bir yere gittiğiniz zaman inanın video bile insan zor paylaşıyor. Yine birazcık böyle videolarım gün aşırı oldu ama birazcık ben de dinlenmek istedim. Hak verirsiniz bana bu konuda. Yani her akşam böyle videoyla uğraşmak istemedim. Birazcık kafamın dinlenmesi gerekiyordu. O bakımdan kusuruma bakmayın lütfen. Videolarımı dört gözle bekleyen arkadaşlarım da var. Hanımcığıma da selamlarımı yolluyorum. Böyle hemen yazıyorlar Instagram'dan arkadaşlarım. Sağ olun. Sizin de sevenleriniz çok olsun. Buradan Delphi Apart Otel'e, Kumru Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu güzel davetleri için. Çok güzel 5 günlük bir tatilimiz oldu. Tekrardan söyleyeyim, buraya gelmek isteyenlere gözünüz kapalı gelebilirsiniz. Delphi Apart Otel, şu aşağıya Instagram sayfasında yazayım. Hatta telefon numarasını da alayım. O şekilde şu aşağıya telefon numarası ve apart otelinde Instagram sayfasını bırakayım. Arıyor musunuz, ulaşamıyor musunuz? Evet, çok yoğunluk olmuş. Bu da beni o kadar mutlu etti ki bana güven, bana güveniyorsunuz. Ha, bu konuda gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi biz de çıkarız. Sonra buranın temizliği. Başka ailelerin tatili. Herkesin tatili güzel geçsin. Kazasız belasız geçsin. İnşallah biz de evimize kazasız belasız bir şekilde döneriz. Ay çok konuştum. Şimdi dün akşam ben geldim. Biz geldik eve. Ağrım sızım o kadar kötüydü ki anlatamam size. Yani ağlayacaktım. Dün akşam evet eski Datça'ya gittik. Orada gezdik. Bu arada videoları da birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim bilmiyorum. Böyle çok birikti. 2 günlük ya da 3 günlük mü birleştiririm bilmiyorum. Artık tatil videolarını bitirmek istiyorum ama bakalım artık. Bir bakayım dakikasına. Datça'da gezdik ama eski Datça'da nasıl gezdiğimi bilmiyorum. O kadar kötü yanıyordu ki şuralarım, saçlarım değdiği zaman bile sanki iğne batırıyorsunuz oralara. Çok kötü yandım. Hangi ara yandım bilmiyorum. Ben güneşlenmedim de kızlar. Ben öyle güneşin altında oturup da hayatta güneşlenmem çünkü sevmiyorum ben. Ondan sonracığıma nasıl böyle oldum bilmiyorum. Eda Taşpınar'ın bronzlaştırıcısını kullandım. Yani beyaz tenliler için geçen sene de kullandım. Ama buranın denizi çok tuzlu. Boğazıma kaçtı böyle, yaktı yandırdı beni. İşte eve geldik. Orada işte ben herhalde en son bir yemek videosunu mu çektim? Hatta ne yediğimizi falan da gösteremedim ağrımdan, sızımdan hani en son. Sonra video olayını, her şeye gittik. Hediye aldım. Dönerime aldım, badem aldım. Badem ezmesi aldım. Afiyetle yesinler, eli de boş gitmeyelim. Dedim Mikael ben hiç iyi değilim. Direkt böyle yatağa dümdüz yattım. Klimayı da açtırdım. Çünkü soğuk değmesi gerekiyordu. Bugün de bu elbisemi giydim kızlar. Çünkü şuraların güneş görmesini istemiyorum. Şimdi ben çok da fazla lafı da uzatmayayım. Biz bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Akyaka'ya gidiyoruz. Azmak Nehri'ne. Orada Tata kenarından geçeceğiz. Bir tur yapalım dedim Mikael. Gelmişken orayı da görelim. Aslında geldim Fethiye'de gidelim de yok Aysun'da artık çok yoruldum. Yoksa kırmaz Mikael beni götürür. Vallahi böyle arkadaşlar. Bilmiyorum sevdiniz mi? Acım çok olduğu için eski Datça sokaklarını çok fazla çekemedim. Çünkü kolumu bile şöyle kaldıramıyordum. İnanır mısınız saçımı bile Mikael böyle topladı. Ben şimdi bekletmeyeyim. Bir an önce yolumuza çıkalım. Güzelliklere doğru gidelim. Akyaka, Azmak Nehri. Buz gibi o soğuk suya. O yüzden de bir de kısa elbise giydim. Ayaklarımı değdireceğim. Öyle. Evet, gidiyoruz. Kızartma kokuları eşliğinde. Birileri kızartma yapmış. Muzları görüyor musunuz?
şöyle. Hadi bir bardak da su aldım. Bu arada Kumru Hanım da hastalanmış. Bir yolda giderken de ararım kendisini. Arabayı çalıştırsana tatlım. Ne duruyorsun? Yanıyorum ben. Hadi. Şimdi Mikail yerde durdu. Hadi Aysun dedi, şöyle bir manzara çek. Ay, arabanın kırması çalışsaydı Mikail. Allah'ım şuraya bakın Allah aşkına ya. İçmişler, içmişler, atmışlar. Vallahi güneş gözlüğü bile takmayacağım, şöyle çıplak gözle bakayım. Çok da fazla ilerlemek de istemiyorum. Ha böyle aşağı yol da var. Ha tamam, bakın şöyle. Göremiyorum ki güneşten de neyi çekiyorum. Vallahi buranın manzarası güzel ama deminden bir yer vardı. Orada durmadım Mikail. Sen orada durmadın ya. Buradan sonrası daha da bir güzeldi. Burası da güzel ama. Burası Datça'nın kuzeyi hayatı. Buralarda pek yerleşim yok. Datça'yı bir ada olarak düşünün şöyle. Yarım ada. Evet, burası hiç yerleşim yok. Marmaris'e girdik arkadaşlar. Şimdi istikamet Akyaka. Aslında Kız Kumu'nu hangi tarafta kalıyordu? Fethiye tarafında mı kalıyordu? Bir Mustafa'ya baktıracağım. Hani ben size ağaçlı yoldan bahsediyorum ya arkadaşlar. Burası bakın. Şurada böyle çok hikaye. Burada bir yerde duramaz mısın? Poz verelim. Ağaçlı yola maalesef giremedik. Şimdi şöyle döneceğiz. Yanlış yerden girmişiz. Dediğim yer burası. Yolunuz düşerse kesinlikle o ağaçlı yola girin. O tostçu da orada. Ama aman aman da değil arkadaşlarım. Tostçu da normal bir tost işte. Orada bol bol fotoğraf çekinin. Arabadan videonuzu çekinin. Çok güzel. Yani çok güzel bir böyle ambiyansı var ya. Harika. Bakalım dönüşte uğrayamayız değil mi? Yani yanlış yere girdik. Böyle olmadı. Nasip. Ama ben hissediyorum. Biz yine buralara geleceğiz inşallah. Yolumuz düşecek. Böyle değil mi yakışıklı? Nasip. Hı? Nasip. Nasip mi? Ne kadar karardın aşkım? Bayağı karardın. Mustafa da aynı şekilde. Arkadaşlarım, biz o zaman geldiğimizde şu azıcık yukarıda bir apart otel var. Orada kalmıştık. Akyaka'ya giriş yaptık. Buraya da park edelim ve yürüyelim. Çünkü aşağılarda arabanızı park etmeniz neredeyse imkansız. Evet, çok güzel bir yer burası. Çok küçük ve güzel. Yalnız burada çok fazla hani zaman geçirmeyeyim. Bir gün bile yeter kalmak için. Ama bir de işte tekne turu burada yapın. Tekne turunun en güzeli burada. Yani diğer tekne turlarına on basar diyeyim ben size. Çünkü çok güzel yerlere götürüyor. Beyler. Şimdi yürüye yürüye aşağı inelim. Şu çantayı da böyle taktım ama birazcık acıyor. Neyse, böyle kapalı giymem daha iyi oldu bugün. Aşırı gelen var arkadaşlar. Şöyle. Giden de var, gelen de var. Ay. Bugün de böyle kısa bir elbise giydim. Çünkü ayaklarımı Azmat Nehri'ne sokacağım. Aslında dedim şortlarınızı giyin ama yok dedi artık. Kesinlikle suya girmek falan pek istemiyorlar. Gerçi o Azmak Nehri'nde durmakta cesaret ister. Suyu buz gibi. Bakar mısınız?
Kadın Azman'a hoş geldiniz. Şöyle geniş açı yapayım. Denizin şu berraklığı. Şöyle. Valla sürekli Antalya, Alanya'ya gidenler bilmiyorum. Keşke buralara gelseniz, buraları görseniz. Daha güzel. Şöyle bak, şuraya da geçelim. Bahsettiğim tekne turları bu kızlar. Bakın Sedir, Kleopatra Adası. Bilmiyorum artık gitmiyor diye biliyorum ama yani orası mükemmel bir yer. Hatta oranın kumsalında güneşlendirmek falan böyle yasak, kumların üzerinde. Lacivert koyu, ince kum, su altı, akbük. Harika yani, götürdükleri yer çok güzel. Şöyle. Şu an var ya, insan atlayası geliyor. Suyun temizliğini. Ben o kuyruğa şu an giremedim. Güneşin altında çok fazla aşırı kuyruk var. Tabii ki şey yapacağız, hani gideceğiz. Bir tekne turu yapacağız da. Birazcık şöyle gezelim dedik. Az bir soluklanalım. Aşırı da sıcak. Allah'ım ben size neyi çekeyim? Çok küçük küçük bir... Mikael, burası belde mi? Emin misin? Ama burada sakın düşmeyin. Kaç dakikadan fazla duramazsın diyorlar burada. Bu suyun içinde. Bu bayağı da derin ya. Burada. Çok derin kızlar. Aman dikkatli olun. Şu kısımlar. Burada nehrin suyu denizle birleşiyor şurada. O zaman şu kısımda da denize girmiştik. Bu kısım diğer yerlere göre daha böyle tenha. Oturma yerleri var. Gölgelik. Şimdi o kısmı çekmeyin. Şöyle. Burası öyle derin bir deniz değil. Hani bilmiyorum ileride birden derinleşir mi? Ayaklarımı da sokmak istemiyorum şimdi. Resmen su şok etkisi yaratıyor. Şöyle buz gibi. Kızlar. Ay serin serin iyi geldi vallahi sıcaktan. Şöyle gittikçe zaten çok derinleşiyor. Çünkü küçük bir yer. Şöyle girenler de oluyor. Şu an ayaklarımı hissetmiyorum desem geridir. Ay ot geldi. Ben de dedim ne bu? Mustafa gelmiyor. Zaten diyor canım sıkılıyor diyor. Mustafa da burada. Şöyle. Herhalde tatilin hakkını biz ikimiz veriyoruz Mikail. Hı? Böyle gelip ayaklarını suya sokamazsan yanmışsın. Hatta ben şortumu giyip burada suyu girecektim. Yapsaydın? Yapamadım işte. Sen de suyu kaldırdın. Şu an girmek istiyor musun? Vallahi giyeyim. Şortum olsa giyeyim. Var ama valizde git giyin. Ama arabayı öyle bir yere park ettik ki maalesef toplu karda. Buraya evet. Git gel mahvoldum. Aynen. Allah'ım buz gibi ne güzel. Böyle tığla yapılıyor. Merhaba, kolay gelsin. Bunlar saç için değil mi? Ha, gözlük için mi? Şimdi kızlar, dur şöyle bir geniş açı alıyor. Şu suyun güzelliği, bu suyun güzelliği, Allah'ım. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Suyun berraklığına bakar mısınız? Ben niye mayomu giymedim? Allah senin canını almasın Ayşun, giysene. Şöyle soğuk soğuk, hem
Yanağa da iyi gelirdi. Ay buz gibi kızlar. Buz gibi. Ay çok güzel. Tertemiz. Şimdi balık ekmek yiyeceğiz. Mustafa köfte ekmek yer. Büyük bir ihtimal. Değil mi? Var mı köfte ekmek? Tavuk da var, köfte de var. Hadi bakalım. Şimdi yemek yemek için oturdu. Ay, sinek geldi. Evet, bindik, birazdan hareket edeceğiz. Evet. Evet. Teknemiz hareket etti. Arkadaşlarım ben de tek bindim. Mustafa binmek istemedi. Anaart dedi çok sıcak dayanamıyorum. Mikail de ben de istemiyorum Aysun dedi. Ben şöyle tek başıma bindim. Aslında fotoğraf çekim. Nasıl çekeceğim vallahi bilmiyorum. Böyle arkadaşlarım. Deminden şurada işte ayaklarımızı suya soktuk. Keşke dediğim gibi mayomu getirseydim. O ilerisi de çok güzel. Kişi başı da 100 TL gayet iyi. Ben daha fazla bekliyordum. Yani 250 falan bekliyordum. 200-250. Şöyle kızlar. Türkiye'm cennet cennet. Her bir köşesi. Ayşenur'a böyle seyrettirdim buraları. Dedim seneye siz de böyle çıkın Akyaka, Datça, Fethiye böyle gezin. Ha şurada yemek yedik kızlar. Şurada yemek yedik. Balık ekmek mutlaka yiyin. Hayatımda yediğim en güzel balık ekmekti, mezgitti. Çok güzeldi. Hatta garsona diyor ki abla benim de en böyle hani en lezzetli yediğim balık ekmek burası. Aynen. Pardon, şurada oturduk. Ha şurada oturduk. Şöyle. İleride kaçırmazsam Barış Manço'nun da evi var. Orayı da herhalde günlük kiralayabiliyorsunuz. Öyle bir Instagram'da karşıma çıktı. Ama tam böyle hani emin de değilim. Ama görmüştüm Barış Manço'nun evini. Şöyle bakın, çok derin. Evet. Çok derin zaten, baksana. Ay korkunç bir şey. 13 metre bakar mısınız? O kadar ürkütücü ki. Çok temiz çünkü. Evet. Demek ki denizlerimiz de temiz olsun. Evet. Allah korusun bir düşse var ya insan. Yok ya üstüne çıkar böyle yaşayacak mı? Kendini rahat bırak yukarı yapın. Ama yüzme bilmiyor. İşte gevşek kuracaksın sen yukarı çıkacaksın. Sıkıysa girersen denize. Yanı doğru açtığımız anda çıkıyorsunuz. Ben de şimdi şöyle yapayım. Ay çok güzel. Çok güzel. Kızlar inşallah sıkılmadınız. Annelerim uçuyor bence. Yani bence çok değil ama biraz evet, şimdi dönüyoruz. Çok güzel bir tekne turuydu.
Çok güzeldi hem de. Umarım siz de sıkılmadan izlersiniz bu kısımları. Şöyle bakar mısınız? Pişman olduğum tek şey mayomu giyip girseydim. Aslında maya giyecek yerler var ama şimdi valizi bagajdan çıkarttık. Giyin, evet. Neyse artık. Bir dahaki sefere diyelim. İnşallah yine tekrardan gelmek nasip olur. Diyelim. Çok güzel. Çok güzel hem de. Değil mi Mikail? Evet, Akyaka güzel yeri. Aynen. İyi, 3 gün burada kalmıştık. Ama bu aşağılardan, pansiyonlardan tutsanız değil mi? Daha iyi. Daha iyi. Hiç böyle araba park etme sorunu falan yaşamazsınız. Gelirseniz eğer arkadaşlarım. Çok güzel. Yalnız Bak nehri ürkütücü. Belki de hani dibini gördüğümüz için. Denizleri değil mi? Dibi gözükse üf. Yani bu tatilimizde kızlar çok güzel geçti. Kocama teşekkür ediyorum. Kesesine bereket diyorum. Allah daha çok versin. Hayran kaldım. O Azmak Nehri, o suyu, o temizliği, berraklığı. Ay var ya, böyle balıklar vardı, böyle kocaman kocaman. Zaten burada avlanmak falan kesinlikle yasak. Sit alanı. Çok ana güzel. Bilmiyorum ki abi, böyle çok büyük böyle balıklar vardı. 100 TL'de cidden çok uygun, öyle değil mi? Yani en pahalı yer herhalde Çeşme, Alaçatı, Fethiye. Bodrum'u tam bilmiyorum. Hani giden arkadaşlarım da bildiğim kadarıyla yani buralarda çok pahalı. Gerçi Fethiye'ye ben de gittim. Pahalı arkadaşlar. Orada dışarıda yemek, içmek. Burada da dondurmanın topu 50 TL. Kız alacaktım. Tüm parayı da Karadut Üzü'ne verdim. 500 liraydı. 450 TL aldı benden. Tadı da filan çok güzel. 2 şişe de Karadut Üzü'mü aldım. Buradan şimdi kayınvalidemin evine. Ama kayınvalidemin evi boş. Şu an onlar köyde. Şöyle bir gece dinleniriz. Bir duşumuzu alırız. Kendimize geliriz. Emine Hanım'a, Emine Hanım gibi yorum yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Canımsınız. O kadar güzel böyle ifade etmiş ki, yorum yazmış ki. Sizler de aynı şekilde. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Evlat sizin, eş sizin, koca sizin. O ne demiş, bu ne demiş. Hiç kafaya böyle takmayın. Sonuçta böyle güzel bir imkan doğmuş. Gitmişsiniz. Aynen arkadaşlarım, sağ olsunlar. Instagram sayfam çok güzel ilerliyor. Maşallah, subhanallah. Bayağı hem de artık yolu yarıladım. İnşallah 574 binde olacağım arkadaşlarım. Instagram sayfamda Aysun Altrekitçim. Tabii ki büyük bir sayfa, güzel bir sayfa. İşbirlikleri geliyor. Bunu da en güzel bir şekilde yaptım. Kumru Hanım'la da deminden konuştuk. Geçmiş olsun da dedim. Böyle de bir imkan geldiği için neden değerlendirmeyeyim? Sonuçta bu benim işim. Tanıtım benim işim. Böyle iki yerden daha geldi. Fakat onları kabul edemedim arkadaşlar. Eve gitmemiz gerekiyor. Şimdi işlerimiz var. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Vakit uymadığı için maalesef o tatiller kaldı. Bunu da şimdi o yorumu okuyunca bir söylemek istedim. Ay canımsınız var ya. Sizleri seviyorum.
kayınvalidemin evine hoş geldiniz. O da benim gibi örtüleri sermiş kızlar. Bir tane de açmış o panjurun camını. Şimdi o diğer panjurları da açayım. Aşırı sivrisinek var. Ay vallahi insan bir tuhaf oldu böyle bomboş. Oğlum şu ışığı yaksana. Bakayım nasıl yakacak. Niye açamıyorum lan? Komple açtım. Hatta şurayı da açayım. Her şeyin üstüne ört örtmüş. Ay anne. Valla. Böyle ev bir tuhaf geliyor. Allah eksikliklerini göstermesin. Şöyle bakalım. Bak annemi zaten ay kıl geldi, yattığı yerde şurası. Peteklerin üstlerine bile örtü örtmüş. Bağlandım mı internete? Ha şöyle, pardon, klima açık. Mustafa klimayı açtı. Şöyle örtelim. En yüksek ayarı alsana. Böyle kızlar. Burası da aynen bu şekilde. Allah'ım ne sıcak. Evin içi var ya, hamam yanıyor. Şurayı açayım. Abo, burası çok sıcak. Şimdi kızlar hemen ne yaptım biliyor musunuz? Annemin dondurucusunu açtım, kete gördüm. Ve kete ısıtıyorum. Çayımızı demledik. Hatta bunun altını kapatayım ben. Evet, şöyle kapattım. Keteyi ısıttım. Kahvaltılık çıkarttık. Domates, sos. Al şeker de getirdim sana. Çayımızı da içelim. Şimdi bir kendimize gelelim.